Yani şuna dikkat çekilmesi doğru. Efendim HDP bizim çocuklarımızı kandırıyor. Şimdi bu algı için böyle meşru bir hissiyatı annelerden başka hiç kimse yoğuramaz. Yani annelerin ızdırabı çocuklarımızı bu HDP üzerinden dağa gönderiyorlar algısı için doğrudur. Ama devletin oraya gitmesi yanlıştır. Devlet bakanlar marifetiyle bir partinin kapısına gidip öyle ağlayan bir görüntü veremez asla. Devlet ağlamaz. Böyle bir görüntünün devletin itibarına suikast olduğunu düşünüyoruz. Anneler gidebilir. Siz devlet değilsiniz şu an. Peki siz siyasiler gitmeyi düşünüyor musunuz? Biz bir partiyiz. Düşünün ki bakın biz bir partiyiz. Siyasi olarak muhatap almadığımız ve problemli, siyasi meşruiyetini problemli gördüğümüz bir partinin önüne gidip orada hak aramayı, devlet etme iddiamızda da yakışır bulmuyoruz. Yani biz gideceğiz. Peki. Şimdi bakın bunu şunun için söylüyorum. Mesela bizim askerlerimiz var. Nagihan Hanım. Kaçırılmış hemen askerlerimiz 30 saniyede toparlayın araya gidelim. Kaçırılmış askerlerimiz ve polislerimiz var. Sedat Yabalak var mesela. Bizim kendi kardeşimiz, Nizam Alem'den bizim arkadaşımız. 8 yıldır haber alınamıyor kendisinden. Eşini ve 2 çocuğunu karakola 100 metre kala gidin karakola. Siz teslim şey yapabilirsiniz. Karakola gidip eşini kaçırdılar. Askerlerimiz ve polislerimiz var. Şimdi o zaman Sayın İçişleri Bakanımız bunu çok makul, meşru görüyorsa kendisi de gitsin desin ki bizim askerlerimizi de bırakın. Orada dursunlar. Desinler ki ya arada dağa giden çocukları bırakıyorsunuz. Bizim askerlerimizi de bırakabilir misiniz? Nasıl geldi size? Asla bakın doğru değil. Asla. Mesela çocuklarını AK Parti'ye gidip şöyle yapabilir mi annelerin bazıları? Biz Cumhurbaşkanımızı ve bakanlarımızı bu Fethullah Gülen denilen adamı methederken gördük. Çocuklarımızı o yüzden verdik. Bizim yarısı çocukların yurt dışına kaçtı. Yarısı da zindanda. Bizim çocuklarımız da AK Partililer versin bize. Diyebilirler mi? Yani böyle devlet idare edilir mi partilerin önünde?